Merhabalar, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir pazar günü daha Dicle ilçesi dedik futbol sahasına sizlerle birlikte canlı yayında karşı karşıya geldik. Tüm izleyici ve takipçilerimize iyi günler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Şu an Diyarbakır'ın Dicle ilçe sentetik futbol sahasındayız. Saat 14'te Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Dicle Gençlik Spor sahasında konuk rakip takım Diyarbakır Demirspor'u ağırlayacak. Şu anda dediğimiz gibi Dicle ilçe sentetik futbol sahasındayız ve saat 14'te oynanacak maç için son hazırlıklar yapılıyor. Takımlar yeni yeni sahaya intikal etmiş durumda. Oyuncular son taktiklerini hocalarından teknik kadrodan alıyorlar. Biraz sonra soyunma odasına geçecek oyuncular formalarına giyip maç öncesi son antrenmanlarını yapacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi takımlar yeni yeni Dicle ilçe sentetik futbol sahasına geldi. Tabii ki maç öncesi bulmuşken Ferhat abi, maç öncesi bulmuşken şu an Facebook'ta canlı yayındayız. Senin gibi başarılı Dicle Gençlik Sporlu bir kalecimizi görmüşken öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. Durumun nasıl ve ne zaman inşallah tekrar sahalara döneceksin, taraftarlara müjdeli haber ne zaman inşallah vereceksin? Önce seni biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Ben Serhat Acar'dan, Dicle Gençlik Spor'da oynuyorum. Evet, kalecisiniz. Kaleciyim ben. Evet. Orada ama olan maçlar, Dicle Şamil maçından çapraz bağlarım koptu. Ameliyat oldum. Başarılı bir operasyon geçirdim. Evet. Yani şu anda fizik tedaviye başladım ve gayet iyi durumdayım. Peki tedavi ne kadar sürecek? Bir ay sürecek. Bir ay sürecek. Şimdi biz dedik ki başarılı bir futbolcu olduğundan bahsettik. Gerçekten sizde değil, üfte başarılı bir futbolcusunuz. Bu başarıya biraz değinecek olursak. Kaç yıldır futbol oynuyorsunuz ve bu yeni sezonda oynadığın maçta sanırım hiç gol yemediniz değil mi? Evet. Evet, 12 yıldır futbol oynuyorsunuz ve yeni sezonda Dicle Gençlik Spor formasını giyerek sahaya çıktınız, oynadığınız iki maçta da gol yemediniz, talihsiz bir sakatlık geçirdiniz değil mi? Sen hangi maçta? Şamil maçta. Gerçekten başarısı, güzel oyunu, iflenmeye değer yetenekli, başarılı bir futbolcumuz Ferhat Acar Bey. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Peki bu maç için değerlendirmeni alacak olursak neler söylemek istersiniz? Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah alacağız. Hem beraber bu ligden de çıkacağız. Yani süper amatöre çıkacağız inşallah. Evet inşallah. Tüm altımıza bekliyoruz bütün tabii, maçlara. Tabii fair play çerçevesinde. Herkes. Evet. Tabii ki. Sertlik yok. Bildiğiniz gibi Ferhat abi yeni yönetimde, yeni sezonda yeni yönetimle Dicle Gençlik Spor sahaya çıktı. Dicle'li hemşerimiz, memleketimizden çıkan Dicle'li hemşerimiz, iş insanı Sayın Cengiz Ayna Bey inisiyatif alarak ahdı ve esas çerçevesinde Dicle Gençlik Spor'un başına geçti. Ezan da okuyor Efendimiz Fatiha Resulullah. Yeni sezon dedik, yeni yönetim dedik. Bu yeni sezon ve yeni yönetim anlayışını kısaca değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Allah yönetimimizden Allah hepsinden razı olsun. Evet. Başta Sayın Cengiz Ayna, evet. Sayın Sait Karayel, Sayın Kocalarımız zaten Ramazan Üzgün. Evet. Başarılı inşallah hepimiz hep beraber el ele kol kola inşallah bu sene bu takımı çıkartacağız. Doğrudur. Şimdi teşekkür ederken bir eksiğimiz olmasın. Hemen arkada izleyicilerimiz görüyor. O otobüs de Dicle Belediyesi'nin desteğiyle kulüp hizmetinde değil mi? Ferhat Aygüren, Ferhat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Dicle Belediye Başkanı Sayın Ferhat Aygüren'e. Peki, tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Kolaylıklar, sağ olun. Gördüğünüz gibi takımlar yavaş yavaş sahaya geldi. İlçe sentetik futbol sahasına geldi. Şu anda soyunma odasında takımlar maç öncesi formalarını giyiyorlar. Birazdan maç öncesi son antrenmanlarını yapmak üzere oyuncular sahaya gelecekler. Gördüğünüz gibi bir yandan da son kontroller yapılıyor.
bayrak dikme çalışmaları, faha temizliği ve fond kontroller yapılıyor. Dicle Gençlik Spor, Diyarbakır Demir Spor maç hazırlıkları devam ediyor. Saat 14'te Dicle İlçe Sentetik Futbol Sahası'nda maç yapılacak. Tabii ki ezan da okunuyor. Evvela şefaat yasır Allah dedik. Zülküf abi kolay gelsin. Zülküf abi kolay gelsin abi. Abi maç öncesi son hazırlıklarınızı devam ediyorsunuz. Ha, devam edelim. Neler söylemek istersiniz? Valla maçı alsak daha iyi olur. Evet. Dicle Gençlik Spor taraftarı olarak tabii ki takımınızın kazanmasından yanasınız. Peki kolaylıklar diliyoruz. Şöyle bir o bayrağı görebilir miyiz? Dicle Gençlik Spor açabilir misin? Tam böyle açabilir misin? İzleyicilerimize de gösterelim. Ama ters o yazı ters. Ters şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi Dicle Gençlik Spor bayrağı da taraftarın elinde. Peki sen de takımı desteklemeye geldin sanırım değil mi? Seni biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Peki neler söyleyecek? Çünkü Dicle Gençlik Spor maçını kazansa diyordu. Peki. Gördüğünüz gibi Dicle Gençlik Spor'da Dicle Gençlik Sporlu taraftarların ortak temennisi kazanmaktan yana. Evet. Merhabalar. Sizin de biraz duygu ve düşüncelerinize yer verecek olursak sizler neler söylemek istersiniz? Tek söylediğiniz bu maçı kazanmak. Evet, Dicle Gençlik Spor değil mi? Peki sizler? Ya genç bir takımız, rakip biraz daha tecrübeli. Bize göre daha katli bir oldukları inkar edilemez ama mücadele edeceğiz. Peki. Biliyorsun Dicle Gençlik Spor şu an birinci sıradadır. Bu başarıyı neye bağlıyorsun? Yani iyi bir performans sergiliyorlar. Ya yüksek dozda mücadele ediyorlar ki bu sıradalar. Evet. Ne söyleyeceklerim? Peki. Kulağı yaz. Gördüğünüz gibi taraftarlar da takımlarının kazanmasından yana duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Şu anda Dicle İlçe Sentetik Futbol sahasındayız. Tabii saat 14'te karşılaşacak maç yapılacak. Şu an saat 12.42'yi gösteriyor. Yaklaşık 1 saat 18 dakika sonra maç burada başlayacak. Takım otobüsleri sahaya intikal etmiş durumda. Birazdan futbolcular soyunma odasından çıkarak maç öncesi son antrenmanlarını yapacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş taraftarlar da geliyor. Evet. Dicle Gençlik Spor oyuncular değil mi? Aynen. Neler söylemek istersiniz? Önce biraz kendinizi tanıtır mısınız? Adım Muhammed Ali, soyadım Akter. Evet. Kaleciyim. Evet. Lideriz. Liderliği devam ettirmek istiyoruz. Evet. Bugün lig sonuncusuyla oynamak istiyoruz. Onları hafife almayacağız tabii. Tabii ki. Ondan sonra maçımızı sahaya çıkıp yeneceğiz inşallah. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Peki abi sizler, sizi önce biraz tanıyabilir miyiz ve duygu ve düşüncelerinizi? Ben Furkan Akuzum, Dicle Gençlik Spor futbolcusuyum, sağ bek oyuncusuyum. Evet. İşte lideriz. Liderliğe devam etmek istiyoruz. Evet. Üst lige çıkmak istiyoruz. Kaç gol gol attınız sanırım değil mi? Bu sene yok atmadım. Atmadınız. Ama maşallah iyi bir futbol sergileyerek takım birinci sırada. Tabii. İnşallah. Peki devamında böyle bir başarı taraftar beklersin mi? Tabii. Hedefimiz süper amatöre çıkmak, daha üst liglere çıkmak. Evet, peki yeni yönetimle yeni sezonuna başladınız. Biliyorsunuz kulüp başkanı, Dicle'li hemşerimiz, iş insanı Cengiz Ayna. Hakeza takıma desteklerini esirgemeyen Dicle Belediye Başkanı Ferhat Aygüren'in de bir yandan destekleri var. Bunun hakkında neler söyleyebilmek istersiniz? Yani bu seneki yönetimden çok memnunuz. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii bize düşmek onların emeğini boşa çıkarmamak olacak. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi taraftarıyla, oyuncularıyla Dicle Gençlik Spor'un kazanmasını istiyorlar. Şimdi çok değerli Dicle Gençlik Spor'un keşke içeri gelseydik öyle yapsaydık. Aynen. Tamam. Çok değerli selam vermiş olalım. Dicle Gençlik Spor'un çok değerli iki ismine teknik direktörümüz Sayın Ramazan Özyurt hocamız ve başkan yardımcımız, kulüp yöneticimiz Sait Karayel Bey'e bir selam vermiş olalım.
Kendilerine de başarılar diliyoruz sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 14'te yapılacak maç öncesi sahadaki son atmosferi, son gelişmeleri anbaan canlı yayında sizlere aktardık. Tabii ki değerli izleyiciler, bir sonraki canlı yayınımızı YouTube kanalımızda yapacağız. Gazeteci Hasan Dayan adındaki YouTube kanalımızda yapacağız. Tam bir takım böyle biraz sahaya çıksın. Antrenmanlar ne yapsın? Şöyle bir hareketlilik, maç öncesi son hazırlıklar, antrenmanları yapılsın. Onları da anbaan YouTube kanalımızda canlı yayında aktaracağız. Bir sonraki canlı yayını izlemek istiyorsanız Gazeteci Hasan Dayan ismindeki YouTube kanalımızı takip edin. Oyuncular maç öncesi sahaya çıkar çıkmaz, antrenmanlarına başlar başlamaz biz de peyderpey YouTube kanalımızda canlı yayınla karşınıza geçeceğiz. Şu an canlı yayınımızı nokta alıyoruz. Bir sonraki canlı yayınımızda YouTube kanalımızda görüşmek üzere. İyi günler, selam ve saygılarımı iletiyoruz.